Merhaba arkadaşlar. Bugün de turna avına geldik. Kafamda 6 tane turna avı ile ilgili şart belirledim. 6 tane kıstas belirledim. Bunlarla ilgili sohbet etmek istiyorum sizinle. Şimdi turna avının benim için birinci şartı zaman. Zamandan kastımız ne? Turna avının en verimli olduğu vakitler benim için havyere girmeden önceki Ekim ayıdır. Biliyorsunuz Aralık 15 itibariyle turna avının yasağı başlıyor. Ama Kasım gibi zaten havyarlanmaya başlıyor. Ben Ekim ayında şimdiye kadar en verim aldığım ay olarak kafamda belirledim. Şimdi turna her zaman, her mevsimde, günün her saatinde av verebilen bir balıktır. Ama bu havyardan önce nasıl hanımlar hamile kaldığında iştahlanıyor. Bu balıklarda da sanki böyle bir şey var gibi hissediyorum ben. Oldukça saldırgan oluyor. Avı kolaylaşıyor. Benim için turnanın birinci şartı bu zaman, Ekim ayı. Turnanın ikinci şartı atışlarımızın nereye olacağı. Mesela böyle bir meraya geldik. Ben şimdi merayı tanıyorum ama mesela siz tanımıyorsunuz merayı. Geldiniz, ilk kaşığınızı taktınız hemen. En ucuz kaşığı takıyorsunuz ve merayı anlamaya çalışıyorsunuz. Nerede ne var, derinlik ne kadar, neresinde ot var, neresinde çöp var, neresinde ağaç var. Bunları tespit ettikten sonra eğer mesela önünüzde böyle bir açıklık var. Bu açıklıkta ben şimdi ilerlerde otların olduğunu, altyapısının otlu, böyle ağaçlık alanların olduğunu bildiğim için o ilerlerde atış yapıyorum. Ama diyelim ki siz atış yaptınız, baktınız buralar çıplak arazi. Hiçbir şey yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Turna böyle otların arasında pusan, otların arasında gezen, sazlıkların arasında gezen bir hayvan olduğu için mümkün olduğu kadar kıyıya paralel atışlar yapıyorsunuz. Eğer kıyıya paralel atışlarınız yoksa, yani mesela bu cepheden kıyıya paralel atışımız yok, yine otluklara doğru atmakta fayda var. Yani açık alandan ziyade otluklara doğru atmakta fayda var. Hani içgüdüsel olarak bize şey var, en uzağa atayım, çekeyim, en uzakta balık vardır falan gibisinden böyle bazı içgüdüsel olarak davranıyoruz ama aslında öyle bir şey yok. Yani yakında da dibimizde de olabiliyor. Yani önemli olan onun pusluğu yeri tespit edip bulabilmek. Ama mesela şimdi size şöyle bir yer göstereyim. Mümkün olduğunca da işte paralel atışı yaratmaya çalışalım. Mesela atıyorum. Şimdi benim kasık çizmelerim var. Şöyle göstereyim. Kasık çizmelerim var. Mesela şöyle bir alanda birazcık daha mesela içeri girebiliyorum. İçeri girip mesela gördünüz mü? Birazcık şöyle ayağımızı içeri attık. Önümüze aldık. Bu paraleli mesela şu paralel olarak, kıyıya paralel olarak, sazlığa paralel olarak şöyle atış yapabiliriz. Gördüğünüz gibi mesela şu an böyle paralel çekiyorum. Yani turnayı nerede arayacağımızı bilmeliyiz. Bu otlukların arasında pusan bir hayvan. Biz de mümkün olduğunca otluklara yakın, otluklara paralel atışlar yapmalıyız. Turnanın üçüncü şartı yavaş sarım, ufak ufak jerkler. Şimdi turna pusan bir hayvan. Pustuğu için önünden geçiyoruz ve şimdi bu turnada da şöyle bir şey var. Hayvanlar genelde şu mantıkla yaklaşıyor zaten. Yani yakalayacağı av onun yaktığı kaloriyi karşılayacak mı? Yani şimdi sen turna olduğunu düşün. Önünden bir hayvan geçiyor. Şimdi çok hızlı peşinden koştuğunu düşün. Yani şimdi onu yediğinle yaktığın arasında bir fark olması lazım. Şimdi hayvan da bunu hesaplıyor mutlaka.
Yani İçgüdüsü olarak tabii ki. Bizim gibi düşünerek değil de. Eğer çok zahmetsizce karnı doyurabileceğini düşünürse buna atlaması daha kolay oluyor. Zaten çok hareketli bir hayvan değil. Ağır bir hayvan. Ama bir anda hamle yapan bir hayvan. Sakarya'da buna oklama derler. Böyle ok gibi fırlıyor falan diye herhalde. O yüzden mesela şimdi attık. Yavaş yavaş sarıyoruz. İlk atışta bir ses yaptık. Bu nerede önemli? Şimdi eğer bilyeli maçetler kullanıyorsak ilk atışlarda çevredeki balığın dikkatini sese çevirmek için ilk atıştan sonra şöyle güçlü bir jerk yapmakta fayda var. Sonra yavaş yavaş sarıyoruz. Sahtelerimiz de zaten yavaş sarıma uygun. Mesela Usami Combo Pop kullanıyorum. Ben yavaş sarımda bile çok güzel aksiyonu oluyor. Hafiften şöyle küçük küçük jerkler. Böyle 5, 6, 7, 8 sarımda bir. O da eğer arkasına hani turna takıldıysa bu jerk ona böyle lan kaçıyor yakalayayım edası verdiriyor. Onun atlamasını sağlıyor. Şimdi üçüncü şartımız bu. Gelelim dördüncü şartımıza. Sahtelerin renkleri. Benim tespit ettiğim, şöyle sahtelerimi de göstereyim. Benim tespit ettiğim turuncu ve yeşil renklere turna gerçekten çok rağbet ediyor. Mesela şöyle sahtelerimi göstereyim. Bu zaten Usami Combo Pop. Şunlar diğer sahtelerim. Mesela Usami Combo Pop'un diğer renkleri. Yani zaten ekseriyetle görüyorsunuz. Turuncu. Altları turuncu. Şöyle mesela şu. Turuncu ve yeşil. Turna bence bu renkleri çok seviyor. Yani en çok saldırdığı renkler bunlar. Diye düşünüyorum. Bu taraftan yine farklı şekilde kırmızı kuyruk. Mesela en çok tercih edilen ve en çok verim alınan sahtelerden bir tanesi de şu. Kırmızı kafa, kırmızı kuyruklu olanları da var. Bunlar. Ben silikon kullanmayı çok sevmediğim için onları çok kullanmıyorum. Yani yeşil ve turuncu renkler bence en iyi renkler. Gelelim 5. şarta. 5. şartta da çelik tel kullanımı. Şimdi çelik tel kullanımında şöyle. Eğer ki silikon kullanıyorsanız bu turnanın ağzı çok büyük olduğu için silikonu boğaza kadar oluyor ve turnanın ağzının ucu ipe kadar geliyor. Ama mesela bunda da kullanabilirim ama daha uzun sahteler kullanıyoruz. Mesela 125 kullanıyoruz. Yani 12,5 santim Kendo'nun mesela atıyorum limonlu kullanıyoruz. Veyahut da işte daha değişik markaların sahtelerini kullanıyoruz. Bunlar birazcık daha uzun. Hani çok 100 santim üzerinde balık gelmesi lazım ki onu tamamen gırtlağa kadar alsın da ipini koparsın. Buralarda çok nadir oluyor. Ben de aksiyonu bozmasın diye çok da takmak istemiyorum çelik teli ama takabilirsiniz. Ama küçük sahtelerde mesela bu küçük sahtelerden bir tanesi buna takmadım ama silikon veyahut da kaşık attığınız zaman arkasına şöyle bir karış çelik tel takmakta fayda var. Mesela çelik tel kullanımına şöyle bir örnek olsun. Şimdi şunu deneyeceğim. Oldukça su bulanık ağır çekimde şu MAPS Aglia'ların 5 numarası pır 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 çok güzel hem ağır çekimde çok güzel geliyor, çok güzel dönüyor hem de oldukça dikkat çekici şu renkleri. Şimdi bunu kullanacağım için mesela buna çelik tel taktım. Mesela şu kadar bir çelik tel taktım ki turna ağzını aldığımda koparmasın. Çelik tele de şöyle bir örnek göstermiş olayım. Turnanın 6. şartı da balığı yakaladık, kıyıya çektik. Ağzından kancayı çıkartırken böyle kanca çıkarma aparatları var. Onları da göstereyim size. Ben iki tane kullanıyorum. Bir tane şunu kullanıyorum. Bu gripper. Şöyle tuttuğunuz zaman açılır. Böyle balığı mesela şimdi yabancılar bu balığın solungacının altında bir yer var. Oradan tutuyor da ben sevmiyorum oradan tutmayı. Böyle bir huylanıyorum. Elimde kesebilir solungaçları falan diye. Gripper'la ağzından tutuyorum. Eğer çok ağzın içine girdiyse kanca elimi sokmuyorum. Çünkü çok az dişleri var. Bir çırpınca bütün dişleri elin üstünü yırtıyor. Mesela şununla ağzından tuttuktan sonra şöyle de bir kanca çıkarma aparatı var. Şöyle ucunda değişik değişik
tutma yerleri var. Bununla kancayı şöyle tutup içinden arkaya doğru iterek, geriye doğru iterek ağzından çıkarmaya çalışıyoruz. Asla ve asla turnanın ağzına elimizi sokmayalım. Bu da turnanın 6. şartı. Ve böylece kafamda belirlediğim 6 şartı sizlerle paylaşmış oldum. Ustalarım da buna ekleyecekleri varsa, benim unuttuğum veyahut da daha faydalı veyahut da benim söylediklerimde yanlış bir konu varsa bunları düzelsinler lütfen. Yorumlara da yazalım. Herkes okuduğunda faydalansın. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.